Merhaba arkadaşlar, Umut Can adlı arkadaşımız R25 için 5000 liralık ekipman önerisi, giyim önerisi istemiş. Bir arkadaş daha vardı, 250cc Suzuki GSX R250 veya Honda CBR500R için giyim önerisi istemişti. Beraberinde sunacağım arkadaşlar onları, onu da isteyen arkadaş Görkem'di. Benim önerim Neotek, QVS de olabilir, Neotek de olabilir. Bu sefer Neotek'i tercih ettim ben. Nasıl bir yapısı var söyleyeyim hemen. Geniş bakış açısı var. İç pedleri gerçekten iyi. Ve hani kolayca çıkartıp yıkayabilip tekrar takabilirsiniz. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Ön iç tarafındaki havalandırma kanalı bir sürü deliğe sahip. Bu da hani kask camının içten buğulanmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Kapattığınız zaman üstte büyük bir havalandırma kanalı görüyorsunuz. Arka tarafında da hava çıkış kanalı yapmışlar. Tabii bu şöyle bir kask, yan tarafında bir tane şöyle pini var. Pini geriye geri çekerek vizörünü açıp kapatabilirsiniz. Mikrometrik bir bağlantıya sahip ve şöyle şuradan açılabilir şekilde yapılmış. Yani benim birinci önerim bu. İkinci önerim dediğim gibi QVest. QVest'te bir önceki spor model tanıtımlarında gösterdiğim için bunu öneriyorum. Hani açılabilir kasları önerir misin dersen hayır çok fazla önermiyorum ama dayanıklılığı kanıtlandığı için Neotek alınabilir. Marushin de alınabilir. Marushin kasları zaten biliyorsunuz. Marushin bu renginden de alınabilir. Tamamen spor sürüşe uygundur ve kapalı full face kastır. Bu da alınabilir. Daha önceki tanıtımda da gösterdiğim QVest alınabilir, kullanılabilir. Revit'in Shield modeli. Revit Shield modelini daha önceden tanıtımlardan görebilirsiniz. Nasıl özellikleri var? Kol içi ayarlamaları var. Kumaşı 600D bir kumaştır. Sürtünmelere karşı dayanıklıdır. Dirseklerinde ve omuzlarında gerçekten iyi korumalar vardır. Sırtında herhangi bir korumayla gelmiyor. O korumayı sizin almanız gerekiyor. Şu sırtının iki yanında havalandırma yerleri var. Buraların da içini şöyle delikli bir yapıda yapmışlar. Hani önden giren hava arkadan çıksın diye yapmışlar. Bileklerinde cırt cırt var. Kol içlerinde fermuar var. Fermuarlar da tekrar hava alabilsin ve rahat sürüş sağlayabilsin diye yapılmış. Boynu iki cırt cırt kademesinde ayarlanmıştır. İç tarafında bir tane astar vardır. İç tarafındaki astarı çıkartarak yaz ve bahar sürüşlerinde kullanabilirsiniz. Ama hani yaz sürüşlerinde tabii ki biraz sıcak tutacaktır. Bu Revit'in Shield modeli. Revit Shield modelini daha önceden tanıtımlardan görebilirsiniz. Nasıl özellikleri var? Kol içi ayarlamaları var. Kumaşı 600D bir kumaştır. Sürtünmelere karşı dayanıklıdır. Dirseklerinde ve omuzlarında gerçekten iyi korumalar vardır. Sırtında herhangi bir korumayla gelmiyor. O korumayı sizin almanız gerekiyor. Şu sırtının iki yanında havalandırma yerleri var. Buraların da içini şöyle delikli bir yapıda yapmışlar. Hani önden giren hava arkadan çıksın diye yapmışlar. Bileklerinde cırt cırt var. Kol içlerinde fermuar var. Fermuarlar da tekrar hava alabilsin ve rahat sürüş sağlayabilsin diye yapılmış. Boynu iki cırt cırt kademesinde ayarlanmıştır. İç tarafında bir tane astar vardır. İç tarafındaki astarı çıkartarak yaz ve bahar sürüşlerinde kullanabilirsiniz. Ama hani yaz sürüşlerinde tabii ki biraz sıcak tutacaktır. Eldiven olarak ne gibi bir öneri yapabilirim. Bunun Fiblo Stunt Evo'yu daha önceden zaten tanıtmıştım. Bunu alabilirsiniz. Neden bunu öneriyorum? Yazlık, baharlık, bol hava geçirgen, deri ve kumaş alışımları var. Özellikle bunu önermemin sebebi bileğinde sert bir koruması var. Aynı zamanda hani hava kanalları çok fazla. Aynı zamanda şu eklem kısımlarında hava geçirgen yerleri var. Ve hem yumruk kısımları gerçekten çok iyi. Bunu önerebilirim. Çok kişiye Tech90 Pilot öneriyorum. Sana da önereceğim. Tech90 Pilot nasıl bir model? Eğer kışları kullanmıyorsan yazlık ve baharlık kullanabileceğin şekilde yapılmış Tech90 Pilot kutu. Çünkü bunun hani hem her bedeni var, bunu istersen City modelini de alabilirsin. City modeli de nasıl? Mavisi de var, onun da farklı şeyleri var. Farklı renkleri ve özellikleri var. Hani aşırı özelliği farklı mı? Hayır, değil. Bunun da Kevlar koruması var, onun da Kevlar koruması var. İç tarafında zaten şu beyaz kısım, onun Kevlar kısmının olduğunu gösteriyor. Kalça koruması yapmışlar içine.
düştüğünüzde yaralanmanızı engellesin diye normal bir kot gibi de giyebilirsiniz. Tabii o hani eklem yerlerindeki, hani dizindeki ve kalçasındaki korumalar normal giydiğinizde biraz potluk yapacaktır. İsterseniz onları çıkartıp giyebilirsiniz normal zamanda. Ama hani motor üstündeyken o korumalar takılı olsun. Spor bir bot almak istemiyorsan tamamen senin senin zevkine kalmış. Ama ben hani yine de spor bot öneriyorum. Hatta bunların tamlarını öneriyorum. Bunlar yarım model. Ama çok sıcak tutuyor dersen, çok sıcak tutar diye düşünüyorsan bunların yarım modelleri bunlar. Yani bu Rockwell'in DNA modeli. Körük mekanizmaları var. İşte cırt cırtı var. Hem işte bilek, burun, vites koruması, topuk koruması, her şey var. Terletmeyen bir model. Bundan alabilirsin. Hayır, ben biraz daha düz, şehir içinde de kullanabileceğim, spor olmayan bir bot istiyorum dersen bunu Rockwell'in EP modelini alabilirsin. Bu da cırt cırtlıdır. Hani bağcıklı olduğuna bakma. Rubacıkları bir kere kapatıyorsun, sonra bu cırt cırtta işini görebiliyorsun. İç tarafı terletmeyen bir yapıya sahiptir ama altı kaydırmaz bir yapıya sahip değildir. Diğer bir önceki bot kaydırmaz bir yapıya sahipti. Bu da alabilirsin. Aralarında 300 liraya 400 liraya yakın bir fark olabilir. Fiyatlarını zaten yazacağım. Bunu alıp kullanabilirsin. Benim önerilerim hani A25 için bunlar arkadaşlar. İstersen bunu alabilirsin. Neotech, istersen Shoei Q-Vest alabilirsin. Q-Vest full kapalı olduğu için bence bunu tercih etmelisin. Neotech yine spor sürüşe uygundur. Fakat hani çene açılır bir kask olduğu için bence bunu tercih etme. Q-Vest tercih et. Ha, daha uygun bir kask istiyorsan LS2 FF397 Vector Evo alabilirsin. LS2 Vector Evo alabilirsin. Onu kullanabilirsin. Veya işte çok daha ucuzunu istiyorsan Bell Qualifier spor sürücülerine uygundur. Onu alıp kullanabilirsin. Benim önerilerim bunlar. Hani başka öneri olursa, aklıma gelirse zaten yazacağım. Bir tane mont tanıttım çünkü. Birkaç tane mont örneği de, yani iki tane mont örneği daha koyabilirim. Farklı eldiven örnekleri koyabilirim açıklamaya. Oralara bakıp hani linklere tıklayıp bizim sitemize girip bakabilirsin. Umarım faydalı olmuştur. İyi sürüşler.